Yani biliyorsunuz demokrasi yerelde başlayan bir kavramdır. Demokrasi yerelde başladığı için yerinden yönetimin demokrasiler için nasıl katkı sunacağı, temsiliyet noktasının nasıl olacağı, halklar arasındaki eşitliği nasıl sağlayacağı, bunun hizmet anlamındaki pratiği çok önemlidir. Bizler de DEM Parti olarak yerinden yönetimi çok önemsiyoruz. İçinde bulunduğumuz Cihanbeyli, yani yaşadığımız bölge olan Cihanbeyli, kent olarak farklı etnik kimlikleri kapsayan bir ilçedir. Farklı ana dilde konuşan insanlar var. Bunların belediyede temsiliyet bulması, hizmetler yönünden eşit hizmetler alması önemli bir konudur. Bizler de bunu önemsediğimiz için özellikle eş başkanlık sistemini Cihanbeyli'de yaşatmak, kadın temsiliyetini burada pratiğini sergilemek, kadınlara özgün hizmetlere öncelik vermek, gençliğe dönük aynı şekilde, keza o şekilde önemsediğimiz konulardır. Eğer kazanırsak belediyeyi, kadınlar için çok güzel projelerimiz var. Bu hizmetleri hayata geçirirsek ilçemizin bu anlamda artık belediyemizin eş başkanlık sistemini bırakmayacağını düşünüyoruz. Orta Anadolu'da yaşayan Kürtler bir 300-400 yıla dayanan bir geçmişleri var burada. O tarihteki koşullarla, şartlarda buralara gelmek zorunda kalmışlar. Burada bir yaşam var etmişler ama kendi kimlikleriyle, ana dilleriyle, kültürleriyle birlikte var etme mücadelesi vermişler. Hiçbir zaman bunlardan ödün vermemişler. Bu çok güzel bir şey. Yani hala herkes burada ana diliyle var olma mücadelesi veriyor. Fakat bilindiği üzere ülke genelinde gerek bu ana dil konusunda, gerek bu kimlikler konusunda bu kutuplaştırıcı siyaset nedeniyle ne yazık ki merkezi yönetimin bu kutuplaştırıcı siyaseti yerellere de sirayet ediyor. Hiç yok diyemeyiz. Burada da onların yansımasını yaşıyoruz. Biz tabii ki sayısal bir çoğunluk olarak görmüyoruz belediye kazanımını. Biz belediyeyi kazanmayı şöyle değerlendiriyoruz. Biz Orta Anadolu'da yıllardır yaşayan, var olan, buranın ekonomisine çok büyük katkı sunan Kürtler, Kürt halkı olarak kendi kimliğimizle, kendi ana dilimizle, kültürümüzle burada yönetimde var olmak, temsil bulmak istiyoruz. Buradan Cihanbeyli'den kazanılan bir belediyenin Diyarbakır'a uzanan bir el olması gerektiğini, yani biz demokratik bir yönetimde Cihanbeyli'den bir söz kurmak gerektiğini, çünkü Türkiye'nin batısından kazanılacak her belediyenin bizim demokratik bir yaşam mücadelesi içerisinde bir temsiliyet bulmasında hem Kürt halkının rahatlığı hem hep birlikte kardeşçe, eşitçe bir yaşam açısından son derece önemli olduğunu görüyoruz. Gençlerimize tabii ki çok büyük rol düşüyor. Gençler madem geleceğimizdir diyoruz. Gençlerimize dönük politikalarımız bu anlamda çok önemli. Biz eğer belediyeyi kazanırsak gençler ilişkin projelerimizde bütün bunlara yer vereceğiz. Çünkü bir insanın kültürü, bir insanın ana dili, bir insanın kimliği onun varoluş sebepleridir. Bunları korumadığımız, muhafaza etmediğimiz sürece bir varoluştan bahsedemeyiz. Yıllardır bu mücadelenin ana ekseni de bunlar üzerine kuruludur. Ve Türkiye eğer demokratikleşecekse bunlar olmadan yol almamız mümkün değil. Bu bilinçle gençlerimizin bu değerlerimize sarılarak bunları korumak adına buna dönük DEM Parti gençlere işte gerek bu kültürel, ana dil, kimlik ve gerekse gelecek, istihdam, her türlü gençlerin güzel bir geleceğe kavuşması için politikaları neyse o partiye yönelmeleri gerekiyor. Bu da tabii ki DEM Partisi'dir. Çünkü şu an mevcut Cihanbeyli Belediyesi'nde gerçekten de ne kadınlara ne gençlere dönük hiçbir hizmet
yoktur. Tamamen rantçı bir anlayışla, tamamen talancı bir anlayışla Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Cihanbeyli'de de aynen belediyecilik anlayışı devam etmektedir. Bir gençlerimizin yeri burasıdır. DEM Parti'nin çatısıdır. Çünkü DEM Parti onların evidir. Onların her anlamda kimliğiyle, diliyle, kültürleriyle, gelecekleriyle, onlara dönük siyaset yapan, onları düşünen ve onların varlığına saygı duyan tek parti DEM Parti'dir. Bu nedenle kendi evleri olan DEM Parti'ye gelsinler. Başka partilerin yalan vaatlerine kanıp gidip orada üvey evlat muamelesi görmesinler. Burada Kürtlerin, Türklerin, Karabağlıların şuna buna beraber yaşadığı bir coğrafyada bizim öncülüğümüzde çok güzel bir yerel yönetim oluşturabiliriz. Yerel yönetimler sadece yerel yönetim değildir. Aynı zamanda siyasi iktidara mesaj verme yöntemidir de. Yani genel iktidar eğer hayat pahalılığı, eğer insan yaşam biçimini tam oturtamıyorsa, sen yerelde bunu iyi oturtursan ona bir cevap, ona bir mesaj gönderebilirsin. Biz bu açıdan da Cihanbeyli'yi çok önemli tutuyoruz. Eski Genel Başkanımız Sayın Tuncel Bakırhan da bundan dolayı Cihanbeyli'ye seferberlik ilan etti. Biz çift dilli belediyeciliği savunuyoruz. Örneğin bizden önceki yönetim kendisini Kürt başkanı olarak görmesine rağmen Cihanbeyli Belediyesi'nin önüne bir tane Saat Kulesi var. Saat Kulesi'nde 23-24 tane dille hoş geldiniz yazmış. %60 Kürt olan bir ilçede Umbekher adını yazmamış. Biz o dönem gittik, ben il eş başkanıydım. Saat Kulesi'nin önüne gittik, başından sıkmaz yaptık. Dedik ki bizim hiç mahattırımız yok, hiçbir politik şeyimiz yok. Bütün dillerde, Uganda'da bile var Kürtçe, niye Umbekher adını yok. Sırf Kürtçe yazmamak için o Saat Kulesi'nin kökünde çekip götürüp yok ettiler, attılar şüphe. Kesinlikle Cihanbeyli'de sanki oluşmuş bir rant kesimi var. Aynı kesim 2014 seçiminde AK Parti çevresinde Mehmet Kala ile beraberken 5 yıl sonra Mehmet Kala'nın kavga edip geldiler. Saadet Partisi'ni ve Mehmet Taşpınar'ın etrafına dolaşıp bir partiyi etrafına birleştirdiler. Aynı ekip bu sefer de gelmişler partiyi çıkarmışlar falan etrafına birleştirdiler. Yani sanki bir rant sistemi oluşmuş, ihaleciler gelmişler. Biz seni beğenmedik, başka bir aday bulduk, bu sefer o bize ihale versin, o bize imtiyaz tanısın gibi bir sistem oluşmuş. İşte biz geldiğimizde sözümüz sözdür. Kesinlikle en başta o çete, o rant ekibini dağıtacağız. Sonra yapılan bütün yolsuzluklara da hesabını soracağız yani. O konuda kararlıyız ve yapacağız da. Hiçbir zaman da geri adım atmayız. Cihanbeyli'de yeraltı suyu kuruyor tuz gölü havzasından dolayı. Daha önce, bundan 30 yıl önce yeraltı su seviyesi 40 metreyken şimdi 100 metreye inmiş. Yani 20 yıl içinde 60 metre su derinliğiymiş. Buna bağlı olarak da Karapınar'dan başlayarak Cihanbeyli sınırı olan gün yüzüne kadar obruklar oluştu. Oluştu son yıllarda. Böyle giderse önümüzdeki 10 yıl içinde Cihanbeyli geçip ta Haymen Ovası'na kadar dayanacak olan bir obruklaşma var. Nedeni de bilinçsiz tarım, kooperatifleşmenin olmaması.